Lionel Messi, Cristiano Ronaldo rekabetinde Messi öne geçmiş gibi duruyor. Arjantinli yıldız futbolcu geçtiğimiz gün bir rekor daha kırdı ve bu rekor Cristiano Ronaldo'nun bundan sonra asla kıramayacağı bir rekor. Böylece Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun bir adım daha önüne geçiyor ve birçok kişiye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu unvanını taşımaya devam ediyor. Yıldız futbolcu Messi, geçtiğimiz gün Arjantin'in Curaçao ile oynadığı dostluk maçında hat-trick yaparak milli takım kariyerinde 100 gol barajını geçti. Böylece kariyerine bir rekor daha eklemiş oldu. Santiago del Estero kentindeki Unico Madre'de Ciudades stadında oynanan karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren gollerini 20. 33. ve 37. dakikalarda Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti. Böylece Arjantin nispeten zayıf rakibi Curaçao'yu net bir skorla yenmiş oldu. Ayrıca Messi geçen hafta Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne imza atmıştı. Curaçao maçının ardından formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, 122 gol atan Portekizli Cristiano Ronaldo ve 109 gol atan İranlı Ali Daei'nin ardından 100 gol barajını açan 3. oyuncu oldu. Bu istatistikte Ronaldo'nun gerisinde olan Messi bir başka istatistikte zirvede yer alıyor. Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan Messi böylece milli formayla 100 gole ulaşan ilk Dünya Kupası şampiyonu olmayı başardı. Bu da onun en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu geçtiği anlamına geliyor. Aslında iki ezeli rakip kupalar açısından yakın bir istatistik sergiliyorlar. Messi 11'lik şampiyonluğuyla 7 şampiyonlu Ronaldo'nun önünde. Ancak Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun üstünlüğü bulunuyor. Portekizli'nin 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 4 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunurken, Arjantinli'nin 4 Şampiyonlar Ligi kupası ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor. Ayrıca Messi, en iyi oyuncu seçildiği 2021 Copa America'da ilk büyük uluslararası kupasını almadan önce 3 Copa America'da ve 2014 Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Ayrıca milli forma altında Ronaldo'nun Euro 2016 zaferiyle bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Messi ise milli formayla sadece olimpiyatlarda zafere ulaşabildi. Ama biliyorsunuz ki 2022 Dünya Kupası Ronaldo'nun üstünlüğünü bozdu. Katar günlerinden bu yana Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında kimin daha iyi olduğu yönündeki tartışma yıllardır tüm futbol severlerin ana konusuydu. Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları, gol krallıkları, aldıkları bütün kupalarda bu iki isim hep kıyaslandı. Ayrıca 2008'den beri Ballon d'Or, en iyi FIFA erkek oyuncu ödüllerini, 2014'ten beri de UEFA Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü domine ediyorlar. Ballon d'Or'u en çok kazanan isim 7 kez de Lionel Messi. Arjantinli yıldızı 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor. The Best ve UEFA Yılın Oyuncusu ödülünde ise Ronaldo'nun üstünlüğü göze çarpıyor. Messi, La Liga'da 6 defa Yılın Oyuncusu seçilmeyi başarsa da Ronaldo'nun İspanya, İtalya ve İngiltere'de bu şerefe layık görülmesi başarısının değerini artırıyor olabilir. İki ezeli rakip arasındaki güncel istatistikler bu şekilde. Peki sizce kariyerinin sonuna yaklaşan Messi, uluslararası alanda en çok gol atan futbolcu Ronaldo'yu geçebilir mi? Ve en önemli soru, sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim? Cristiano Ronaldo mu yoksa Lionel Messi mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.